Papatya'nın dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizlere diyet yemeği olarak tavuklu kabak tarif veriyorum. Şimdi malzemelerimi sayıyorum. 1 tane kabak, 300 gram haşlanmış tavuk, 200 gram sotelenmiş mantar, 1 baş kuru soğan, 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı acı sos, 4 dal maydanoz, 1 çay kaşığı tuz, karabiber, kırmızı toz biber. Önce kabaklarımı yıkadım ve ince ince kesiyorum. Gördüğünüz gibi. Çok ince olacak, zar gibi. Kabağım bitene kadar bu şekilde kesme işlemine devam ediyorum. Uzun uzun kesiyorum. Kabağınızı uzun seçmeniz gerekiyor. Kısa boylu bir kabak olmayacak. Sarma esnasında zor sarılıyor. İsterseniz sarı kabak kullanabilirsiniz. Ben böyle bir kabak aldım. Daha lezzetli oluyor. Şimdi bitti kabağım. Üzerlerine tuz serpiyorum hepsinin tek tek. Kabıma önce haşlanmış tavuk göğüslerimi alıyorum. Üzerine ince ince doğradığım soğanlarımı ekledim. Mantarlarımı ekledim. Tabi siz istediğiniz boyda kesebilirsiniz. Ben bu şekilde kestim. Baharatlarımı ekliyorum. Salçamı ekledim. Biraz da acı sosumdan birkaç damla damlattım. Acı sevmeyenler acı sos kullanmayabilir. Tercihinize kalmış. İnce ince doğranmış maydanozumdan ekliyorum. Ve hepsini iyice karıştırıyorum. İyice karıştıracaksınız. Bütün soslar birbirine geçecek. Bakın karıştılar. Şimdi ızgara tavamı ısıttım. Kabaklarımı tek tek tavama diziyorum. Yağ koymadım. Bu tarifimde yağ yok. Diyet yemeği olduğu için yağ kullanmıyoruz. Bir tarafı şimdi pişiyor. Pişen tarafını tekrar çeviriyorum. Gördüğünüz gibi çok ince oldu. Harika bir şekilde sarılacak az sonra. Alt üst yapıyorum. Bu tarifi patlıcanla da yapabilirsiniz. Aynı şekilde patlıcanı kesersiniz. Izgara tava yaparsınız. Çok güzel ve lezzetli oluyor. Bakın tek tek çevirdim. Pişenleri tabağıma alıyorum. Tekrar boş kalan yerlere kabaklarımı ekliyorum. Şimdi tek tek sarıyorum. Bakın gördüğünüz gibi. Onun için size baştan söyledim. Kabaklarınızın boyu uzun olması lazım diye güzel sarılıyor. Özellikle çalışanlar için çok güzel bir tarif. Akşamdan sarıp dolaplarına koyabilirler. Geldiklerinde yarım saat içerisinde pişirebilirler. Pişirip iş yerine götürebilirler öğle yemeği için. İsterseniz içine et sarabilirsiniz, kıyma sarabilirsiniz. Ben tavuklu tercih ettim. Tercihe kalmış. Hepsini tek tek sarıyorum. İsterseniz daha büyük de kesebilirsiniz tabaklarınızı. Kalabalık bir aile olmadığımız için bir tane kabaktan yaptım. Bizim için yeterli ama kalabalık aileler 2-3 kabaktan yapabilirler. İlk başta kabağın başını kesmiştim. Düzgün kesilmesi için diğer taraflarını.
Onu da atmadım. Şöyle onun da üzerine kalan malzememi koyup değerlendiriyorum. Borcamım var. Borcamın içerisine salçayı iyice sürdüm dibine. Dediğim gibi yağ kullanmadım, su kullanmıyorum. Sardığım kabaklarımı şimdi tek tek diziyorum. Yerken de çok güzel bir lezzet oluyor. Şimdi hazır. Üzerlerine kaşar koyuyorum. Ben kaşar tercih ettim. Tercihinize kalmış. Koymayabilirsiniz de. Kaşarı rendeleyerek de koyabilirsiniz. Ben dilim dilim koyuyorum. Şimdi hazır. 180 derecelik fırınımda 30 dakika pişireceğim. Kaşarlarım üzerinde iyice eridi. Fırından çıkardıktan sonra da biraz acı sos damlatıyorum üzerlerine. İsterseniz siz yoğurtla da yiyebilirsiniz. Üzerlerine sarımsaklı yoğurt yapabilirsiniz. Dereotuyla birlikte öyle de çok güzel yakışıyor. Biraz maydanoz serpiştiriyorum üzerine. Şimdi servise hazır. Gördüğünüz gibi çok kolay oldu. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler.